Selamlar, 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 selamlar. Evet, evet. Türkiye'nin en çok taşınan YouTube kanalı. Türkiye'nin en... Kafayı yedim galiba ben. Abi çok uykusuzum ve kendi aptallığım yüzünden uykusuzum. Ona en çok sinirliyim. Yani hep bahanem vardır benim. Ben ağlamayı severim ara ara. Üniversiteyi bitirmeye çalışıyorum. Dün bir ödevimiz vardı. Bu akşam gece 11'de teslim. Ben de taşınma işlerini rahat yapayım diye. Bugün pazartesi. Pazar günü dedim akşam oturayım. Rahat rahat 2-3 saat, 4 saat dedim ayırayım. 2-3 saat, 4 saatte gerçekten ayırdım. Yaptım, bitirdim. Yüklemeye kalktığımda ödevin bitiş tarihinin geçen ay olduğunu fark ettim. Yani 7 Kasım'mış. Ben 7 Aralık'ta yapıyorum. Geçen ay yaptığım aynı ödevi bir daha yapmışım. Bu kadar aptallık olamaz yani. Gerizekalıyım gerçekten. Sonra diğerini yapayım falan derken sabah 8 oldu geciktirmemek için. 2 saat 3 saat uyudum abi ve uyandım. Çünkü yeni evde temizlik var. Burada eşyaların toplanması lazım. 1-2 alışveriş yapmamız lazım falan filan. Her zamanki gibi işim düştü arkadaşımı kullanıp Ali Mert'i aradım. Herifle yılda 5 kere görüşüyoruz. 4'ünde birbirimize işimiz düşüyor. Adam gibi adamlık bak. En azından dürüstüz. Size ortalığı göstereyim. Allah'ım video çekiyorum çok mutluyum şu an. Buraya kolileri attık, kitaplığı boşalttım. Bilgisayarla biraz daha işim olur diye yeni sökmedim. Bunu da bu akşam sökeceğim. İşte ayakkabılarımı koydum, ıvır zıvırı koydum. Burası inanılmaz felaket halde. Bunları akşam halledeceğim yani geri kalanlarını. Ufak ufak şekilleniyor işte ya. Taşımacı arkadaşları ayarladım, onlar gelecekler. Mahmut küçüldü. Bu video uzar ya. Uzasın artık ya, çok talepkarsınız, çok istekleriniz var. Uzun video istiyorsunuz, anlıyorum, ben de istiyorum uzun video. Çekiyorum, 30 dakika çekmişim gibi hissediyorum. Bir kurguluyorum, 9.45 yani. O bir dünya markası. Taşınmaların aranan adamı. Açtım oğlum. Yok lan şey camı diyorum. Camı niye açayım? Çünkü çok daralı. Bir şey soracağım. Ne yaşıyorsun lan? Abi neden arkada da çıkışı var? Bu James Bond vari böyle. Hani sanki evde iki kadın, yani bir kadın nasındır? İkinci kadın gelir, basılır. Ali Mert'i eskiler tanır gerçi kanka. Yeni gelen çok takipçi var. Ali Mert benim çocukluk arkadaşım. Biz beraber büyüdük. Sonra ben bu eve, eski evime, eskiden sevdiğim evim. 2 sene önce taşındığımda abi ben evi aldım. Ali Mert'e dedim ki ben evi aldım dedim, tamam mı? Ali Mert ben taşınmadan önce gidip benim yan binamdan ev tuttu. 4 gün sonra taşındım. Utku 2 ay sonra geldi. Abi evet ya. Ben 1,5 ay sonra falan gelebildim eve. Ev muhabbetlerinde biz Ali Mert'le her türlü yan yana geliyoruz. Arada 6 ay görüşmesek de onu ev olunca. 6 ayda bir ev taşınır. Ya bugün evde temizlik var da şey, şansımıza su kesilmiş. 1-2 gibi gelecekti. Abi gene akşama yapacaklar, halledecekler. Bir şunu sökeceğiz. Gereksiz yer kaplıyor salonda. Bunu da büyük ihtimalle o kilerdeki boşluğa koyacağız. Bunu da şu camdan atacağız. Bak bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Camlar silince bu arada manzara da muazzam olmuş. Ya ben bunu getirdim. Ben bunu gerçekten yani çocuk ve arkadaşım olmasa bir saniye tahammül edebileceğim bir adam değil. Gel. Ben bu çocuğu yanıma alarak hata ettim. Yokuşta iniyordu şu an. Diyor ki kar yağsa ne güzel kayarsın buradan. Aşağı kadar kayacağım. Allah aşkına göstereyim. Abi neden? Ya sen... Düşüyordun da olur. Kanka eve gitmek ister misin? Geçen geldiğinde beyaz eşyaların ölçüsünü almamıştım. Neyi almaya? Buzdolabı almaya gidiyoruz. Belki bulaşık makinesi de alırız. Neticede alacağız abi. Bir ölümüne bir pazarlık gireriz hadi Mert. Yumurta pişirme makinesi mi alsak? Haşlanmış gibi. Dur bir perde yok daha evde. Yumurta pişirme makinesi diyor ya. Yemin ediyorum Fransız ekolü taşıyorum yanımda. Kağıthaneli Fransız ekolü var ya. Ya Gören de kardeşim Dolce Gusto Primadonna makine al dedik. Ne diyorsun? Şimdi Arçelik'e geldik. Niye Arçelik'e geldik? Ali Mert sen ne zaman buzdolabı aldın? Bir sene oldu. Bir sene falan önce şu buzdolabından almıştı. Şimdi o memnun. Ben dedim ki okey ben de benzeri bir şey alayım. Yani şunların arasında yaklaşık 100 küsür lira fiyat farkı var. 4 santim daha derinmiş. Dolap iyi ya, ben bunu içimisinde. Sonuçta bir kere alacağım ya, almışken alayım. Bu da güzel. Satış temsilcisi gibi geldim buraya, bu buzdolabını gösteriyor. Bana diyor ki Beko ile Arçelik bunu ortak yaptı diyor. Ya ben bu bilgiyi ne yapayım ya? Sen bu bilgiyi niye biliyorsun peki? Bilmiyorum. Ya ben gri istiyordum ama griden arasında 1000 lira fiyat farkı var. Şimdi gri diye 1000 lira verelim mi ya? Ha ekranı mı alalım? Güzel biz olur, beraber böyle çıkıyoruz. Ne oluyor? Hayır. Evet, ya abi. Oğlum bro 30 yaşında olsan tamam mı? Evleniyor olsan o zaman derim ki okey. Ben zaten buzdolabını çok sık kullanmıyorum. Açıp kapatıyorum yani. Ekran yok fazlasıyla da. Ben evde çok yemek yapamıyorum. Evde sürekli hani dolabı dolduran bir adam. Şu an ne kadar boş. Bu arada bomboş. Bir sıkıyor anlatamam size. Bir tane domates, bir tane muz, bir tane de nor hazır çorba gördüm. Reklam gibi oldu. Çok yardımcı oldu beyefendi. İsim neydi? Gökhan Bey çok yardımcı oldu. O buzdolabını aldık. Buradan da bu bulaşık makinesini aldık. Evet bunu alıyorum ya. Bu bana yeter ya. Diğer taraftaki
Bunun yarısı kadardı arkadaşlar. Çok da bulaşık makinesi merak ettiğinizi düşünmüyorum ama bunu aldık. Bir de kampanyadan tost makinesini aldık. Ben tost makinesini kırdım abi evde. Tost makinesi nasıl kırdığımı hiç sorma, tamam mı yani? Bunu video önünde hiç konuşmayalım. Bir de şu blender'ı alacağım. Meyve sıkarım diye alıyorum ama bu erkek tribi, ben sana söyleyeyim. Ben şimdi bunu mesela meyve sıkarım diye alıyorum. Hayır abi, iki kere sıkacağım, üçüncü de yalan olacak. Bu şey, bir Türk kahve makinesine yükselmiştim ama kampanya dahil değilmiş. Derdimiz gerçekten şey. Hadi günahımıza geçelim. Ben böyle rahat davranıyorum ama yanlış anlamayın. Hani böyle oh hadi geldik buzdolabı, heba bulaşık makinesi şey, falan. Ne? Hadi de bana girecek. Hadi her gün aldığım bir şey değil ama bayağıdır planladığım için şaşırdığım bir fiyat. Zarflara koyuyor musun? Allah razı olsun. Şaşırdığım bir taraf yok yani. Bunu bayağıdır planlamıştım. Böyle tak tak hareketlerin sebebi o yani. Ali ben şunu nasıl yapıyorsun? Izgara yapsana bize. Geniş ızgara mı? Ha. Kardeşim kaldırdım. Tamam. Oo. Sen de burada bir ızgaramız var mı peki? Sana bir antrikot pişireceğim. Ya sen adamsın ya gerçekten. Bir hafifledim şu an. Bomboşum şu anda. Banka hesabım olsun, midem olsun. İşte çalışacağız artık. Çalışıp bu paraları geri acil geri kazanmamızı. Abone olun, hemen çabuk videoları beğenin acil. Adam benim için mobilyacı kapattı ya. Şu dolabı aldım. Ben bu dolabı çok beğendim oğlum ya. Bu dolapla beraber de yatağım olduğu için şu komodini aldım. Çok hafifledik ama Alimerçim. Artık gitme vakti. Yani kafamdaki bütçenin 500 lira üstüne çıktım. Planladığım bütçe yani. Evet. Adam gibi söyleyeyim hani. Ama kafamda belirlediğim şeyden daha fazlasını aldım. Öyle bir kısmı da var. Burada biraz önce bir döner vardı da artık yok. Sağ olsun Yasemin ablalar. Evi pırıl pırıl. Biz zaten biz ne pis herifleriz ya. Geriye taşınması kaldı artık. Oğlum evde yürüyebiliyoruz yani. Benim diğer evden sonra bak. Yürümeye yer var. Kardeşim ver, ara pası ver. Kaçıyorum kardeşim. Kaçıyorum kardeşim. Kardeşim attım. Bundan sonra yemek programları çekecek misin burada? Bundan sonra Twitch'te haftada bir nasıl yemek yapılmaz adlı programında evet. Görüşmek üzere. Kamera açısı peki böyle falan mı oluyor Kutku Bey? Bu şey mi? Spy cam mi? Şu an L istediğimizin tam tersi yönünde ve yanımızda takım çantası olmadığı için şimdilik böyle bırakacağız. Malum akşam sokağa çıkma yasağı var. İlk yaşaydı. Ne pahalı işmiş oğlum eve çıkmak ya. Ben tabii nefte buzdolabı, işte bulaşık makinesi falan evin kendi mobilyasıydı. Burada olmadığı için tabii şu an onlar bir eksik ama koltuk gelince bir böyle evin içine bir eşya girdiğini görmek iyi hissettirdi yani. Abi şimdi eski eve geldik. Kapıdan girerken terziye uğradım. Saçma bir muhabbet ya. Abi absürt şeyler geliyor başımıza. Bir dakika dur, bir anlatmak istiyorum. Terziye uğradım. Terzimiz Kolombiyalı bir ablayla sohbet ediyor. Biz de sohbet etmeye başladık Kolombiyalı ablayla. Sonra konuyu açtı falan. Ali Mert'e anaokuluna yazdırıyoruz. Ali Mert'e anaokuluna yazdırmaya karar verdik. Artık bütün anaokulu öğretmenlerine sabır diliyorum. Bununla uğraşılır mı? Bir günümde ömrümü tükettim ya. Sohbet muhabbet falan. Terzi abimize dedim ki ya dedim evi kiraya veriyorum. O dedi ki ya evlerle ilgilenen biri var, seni onunla tanıştırayım. Evlerle ilgilenen kişi geldi. 5 dakika sonra başka daireye bakmak için biri geldi. Başka daireye bakmaya gelen adam bizim daireye bakıp beğendi. %95 okey dedi. Yarın 12'ye kadar kapora gönder. Yani 15 dakikada ev kiraladık ya. Biz emlakçı mı olsak? Biz zındık olalım Ali Mert. Emlakçı olalım Ali Mert. Kaç dakika önceki videolarda abi bizi gay couple falan zannettiler. Bizi bütün gün gay couple zannettiler ki bugün temizliğe gidiyoruz, beraber gidiyoruz. Biri soruyor, tuttuk diyorum. Mobilya geliyor, aldık diyorum. Bir de sana diyor beraber tuttuk evi. Diyemiyorum ki çocukluk arkadaşım, günahımı vermem. Abi ya. Saygım sonsuz. Homofobik bir adam değilim. Ama yani sanılmasam da olur bence yani. Gerek var mı? Şimdi abi bu gördüğünüz karmaşayı toplayacağız. Yarın burayı terk edeceğiz. Ondan sonra 15'ine kadar evin bazı eksikleri var. Onlar tamamlanacak. Arkadaşlar, çocukluk arkadaşları bugünler için işte. Ben yatıyorum, ben emekliyim ya artık. Tabii kardeşim, biz çalışalım burada. Emekçinin hakkı yeniyor ya. Çok sinirli şu an. Yemeğimizi getirin ya. Son durum böyle. Şu L'yi kurması kaldı. Şu camı sökmesi için ustayı bekliyoruz. Onu da böyle geçici olarak buraya koyduk ama. Ali Mert de çok hışımla streçleri açıyor şu anda. Çok sinirli Ali Mert şu an. Şöyle ucundan yardım ediyormuş gibi yapayım. Ha? Şimdi onu konuşuyorduk Ali Mert'le de tam anlamıyla bir yayıncı olabilirim bu saatte. Bak burada da Twitch'te patlamazsam artık başarısız olduğumu kabul ederim. Hayatımda ilk kez böyle araba kullanıyorum ya. Sağa görmeyeyim diye böyle bir şey. Ya bize şey derler mi ya? Parasını verseydiniz de taşısaydınız falan. Şerit takip asistanına bakar mısın? Bip diyeceğim, sağdan araba gelecek o zaman. Masa 5'i de 3 lira açsınlar mı sana? Elektroniklerin hiçbirine taşımacılara güvenmediğim için vermedim abi. İşte ekranlar, kasa, televizyon. Ve taşımacı yerine bana güvenme abi, çok enteresan. Evet abi Ali Mert'e orada bir ufak bir hata oldu. Bu kırarsa da kızamam, bu kıyamam buna. Bu tipe bak. Öyle bir kızarım ki.
Sen onu bir kır. Abi bir biteyim anlatamam. Sokağa çıkma yasağının başlamasına 15 dakika kaldı. Neyse ki buradan 15 dakikada gidiyorsun. Ne günlerimiz geçti burada ya son 2 yıldır. Böyle toplarken aklımda sürekli şey derler ya işte film şeridi gibi falan. Yok da böyle her sefasında bir anılarım canlandı, yalan yok. Bu sefer Mickey evimde. Günaydın. İlk kez bu akşam adam akıllı uyudum. Durum bu. Tabii ekstra bir şeyler gelecek ama daha henüz bitmedi. Bu tanıyor musunuz? Bu şerefsiz, karaktersiz. Denizli'den geldim. Bugün benim doğum günüm. Evet. Bugün de doğum senin doğum günün. Aşk. Bugün benim doğum günüm. Ben bugün kırgınım. Ondan sonra geldi konuşmadım. 3 saat konuşmadım. Ama evin kapısını da açıyor. Açıyor. O kadar da değil ya. Geldi hiç konuşmadım. O an trip attım falan. Ben işte 24 oldum. Bu da 24 zaten. Yaşlarımız da denk. Ailelerin de zaten. Ben normalde bugün böyle evde takılacaktım. Fakat Ducati'den şöyle bir bilgi öğrendim. Ferlegera Türkiye'ye geliyormuş ve bugün kasa açılışı yapılacakmış. Dolayısıyla Ataşehir'e gidip Ferlegera'nın unboxing'ini izleyeceğiz. Makina 1,5 milyon civarında. Fiyatı yanlış olmasın. 1,2 mi? 1,5 mi? Bir şey. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kütle. Yıllar böyle oldu. Oha posta var. Ya ne diyorsunuz ya? Çok teşekkür ederim. Hadi kütle. Yeni kazanmalısın. Bana zombi sürpriz yapmış. Hiç beklemiyordum. Şok içindeyim şu an. Dehşetler alemindeyim. Değil mi Gülşah Merve Ekşah? Gülşah da dehşet içinde. Gözlerindeki korkuyu görebilirsiniz. Önümde Lecela F4 var.